Merhabalar, Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayında ben Işıtay Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Dün 6.79 ile 30 Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören dolar günü 6.78'den tamamladı. Bugüne düşüşle başlayan kur 6.71'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro 7.30'dan, sterlin ise 8.28'den işlem görüyor. İngiltere'de koronavirüs nedeniyle alınan karantina kuralını evde düzenlediği cinsel ilişki partisiyle Dylan Walker, ertesi gün evde kal çağrısı yaptı. Kulüpten sosyal mesafe ve karantina kuralını deldiği için ceza alması beklenen Kylie Walter'ın geçtiğimiz günlerde de online Strips kanalına katıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasına son 24 saatte test sayısının 2400, vaka sayısının 3148, iyileşen hasta sayısının 284, vefat sayısının ise 75 olduğunu belirtti. Türkiye'nin 649 can kaybı ile dünyada 12. sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Portakal hakkında sosyal medyada yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadeler paylaştığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Portakal'ın attığı tekalifi milliye hatırlatıp zor günlerden geçiyoruz denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de. Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de. Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef. Paylaştığı tweet nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 299. 1 ve 2. maddesinde hükmü bulunan Cumhurbaşkanı hakaret suçu ve resmen belirlenecek suçlar gereğince soruşturma yapılıp hakkında kamu davası açılması istendi. Azerbaycan'da Bakanlar Kurulu altındaki operasyonel merkez tarafından yapılan açıklamada koronavirüs hastası olan 1953 doğumlu bir diyabetik vatandaşın sağlığını stabilize etmek için İstasyon önlemleri sonuç vermediğini belirtti. Şimdiye kadar ülkede 717 kişiye koronavirüs bulaşıp bunlardan 44'ü tedavi edilip 8'i vefat edip ve 665'i özel hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Bunlardan 23'ü kritik durumdadır, 31'i orta durumda ve diğerlerinin sağlığı stabildir. Ben Işıtay Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.